Hadi başlıyorum. Başlıyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Bugün yanımda Yağız Kılınç var. Öncelikle Yağız'la ilgili böyle bir iki şey söylemek istiyorum. Sanırım 4 sene bitti. Toz Koparan'la başlayan hikayemiz. Şimdi Toz Koparan İskender hikayesiyle devam ediyor ve o biliyor zaten. Yağız benim için özel bir çocuk. Bir genç. Artık öyle diyeyim. Hem öğrencim, hem beraber sahne aldık, meslektaşım. Hem de kardeşim gibi artık. O yüzden onunla böyle ilk programı yapıyor olmak benim için çok heyecan verici, biraz duygusal, böyle değişik bir duygu halindeyim. Aynı şekilde Dilara da benim için hani hem ablam, hem hocam, hem annem gibi. Çünkü çoğu sahnede mesela pasta sahnesi vardı. Pasta sahnesindeyken benim her yerim pasta olmuştu. Siz bana yardımcı falan olmuştunuz. Çok yani duygusal, çok güzel zamanlar geçirdik. İlk başta böyle ısınma sorularıyla başlayalım. Tamam. Seni tanımayanlar da olabilir ya da seni sadece Sinan olarak tanıyıp Yağız'a dair daha az fikirleri olan insanlar olabilir. Onlara dair böyle küçük küçük senden böyle bilgiler almak istiyorum. Evet Yağız, kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. 14 yaşındasın. Kaç doğumlusun yani? 2007, şu anda 9. sınıfım ama hazırlık okuyorum, İngilizce hazırlık. Bak 2007'de ben üniversiteye girmiştim. Burcun ne? Burcum yengeç, duygusalım. Bu yengeç burçları duygusal olur falan sende var. Ben biliyorum. Var, evet. Ama bilmeyenler duysun. Mesela dışarıdan duygusallığın anlaşılır mı senin? Anlaşılmaz. Anlaşılmıyor. Evet, İçimi açarım şu an. Evet, hiçbir şey olmamış gibi. Peki, o zaman soruyorum. Bir yemek olsan ne olursun sence? Hangi yemeğe benzetirsin kendini? Aa, güzel soru. Pizza olabilir ya. Pizza? Evet. Aa, düşünmemiştim hiç. Neden pizza? Neli pizza ya da? Karışık pizza olur. Tamam. O da şöyle. Hani içinde çok fazla malzeme var. Ben de şöyle bir insanım. Hani her ortama göre yani uyum sağlayabiliyorum. O yüzden pizza olabilir. Pizza. Evet, senin öyle bir özelliğin var. Evet. Yani mesela işte atıyorum. Daha sakin birinin yanında daha sakin, evet, olabiliyorsun. Daha hareketli birinin yanında daha hareketli olabiliyorsun. Güzel. Bir içecek olsan peki? İçecek olsam? Limonata herhalde. Ya böyle ekşili limonata mı, tatlı hem mı? Hem ekşi hem şekerli böyle. Ortaya karışık. Ortaya karışık. Aynen. Peki bir koku olsan nasıl bir koku olurdun? Kokladı. Kendini. Koklu kendini. Nasıl bir koku olurdun? Aklıma bir şey gelmiyor şu an. Çikolata kokusu bile diye düşünebilirsin. Öyle. Oradan geliyor, evet. Kurabiye. Ha. Kurabiye kokusu. Ha, yeni pişmiş kurabiye, evet, kokusu. Güzel olabilir. Çikolatalı yeni pişmiş kurabiye kokusun sen artık. Olabilir. Peki bir renk olsan hangi renk olursun? Bir renk olsam gri. Gri. Şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim sana. Tamam. Renk sorularına geçelim artık. Okey. Tamam. 7 tane rengimiz var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, koyu mavi, mor. Tamam. Sen bir renk seçiyorsun ve ben de sana o renkle ilgili hazırladığımız soruları soruyorum. Tamam. Birkaç tane soru. Hangi renk olsun? Moru seçeyim. Moru çok seviyorum. Aha. Dıttırı dıttırı. Işığımız yandı. Bir hissinin hiç çıktığı oldu mu? Bir şey hissettin ve o çıktı. Rüya gördüm, çıktı. Çok oluyor ya. Oluyor mu? Yani mesela bir yıl öncesindeki gördüğüm bir rüya bir yıl sonra falan oluyor böyle. Bak. İkinci sezondaki Survivor olayı. Hı-hı. Daha hani Toz Koparan'la alakalı daha bir bilgi yokken ben bir yere rüyamda görmüştüm öyle bir şeyi. Böyle şey bir alan. Hani yazın ortasında. Böyle Survivor gibi bir yerde böyle çekim yapıyordum. Onu görmüştüm ve sonradan oldu. Böyle hislerim kuvvetlidir falan gibi bir şeyin var mıdır? Yani, ya da mesela birinin biri üzüldü hisseder misin? Hissederim. Ya eğer yakınımsa ve yani onu artık tanıdıysam çok rahat hissederim. Peki sen duygularını nasıl gösterirsin? Mesela kırgın Yağız ne yapar? Yani ben birine kırılsam susarım. İçimde yaşarım onu böyle. Kızgın Yağız ne yapar? Kızgında bazen kendimi tutamayabiliyorum. Çok fazla kızdıysam kırıcı olabiliyorum ama çok fazla kızdıysam. Sözel olarak mı, hareket olarak sözel mı? Sözel olarak. Peki çok kızdın, aha, ama hiçbir şey söyleyemedin, ne yaparsın? Ağlarım. Peki hiç kimse seni yargılamayacak, kızmayacak. Büyüklerin, arkadaşların falan. Her halinde onaylanacak yani. Göstermediğin, kendine sakladığın hangi halini, duygunu ya da tavrını daha rahat gösterirsin?
neşeli halini mi, öfkeli halini mi ya da kızgın, üzgün halini mi? Üzgün halini olabilir. Tam da şu anda. Bir mucize gerçekleşti ve oldu. Ne dilersin? Ya şimdi bir anda oldu mu yoksa? Bir anda oldu. Sen diledin, oldu. Vallahi benim bayağı en fazla istediğim şey uçmak olabilirdi. Ya, uçmayı çok isterim. Öyle çok güzel bir şey değil mi? Çok hoşuma gidiyor. Nereye uçardın? Bilmiyorum, böyle uçarım. Kuşlar gibi böyle uçarım. Böyle mi ama? Çok güzel. Çok güzel bir şey. Peki şey mi? Uçup böyle bir yerimi görmek. Yoksa sadece uçma hissini mi yaşamak uçma istersin? Uçma hissi çok, bilmiyorum, evet hoşuma gidiyor. Yanda bazen görüyorum. Bilmiyorum, çok böyle çok güzel hissediyorum o zamanlar. Böyle özgür falan mı acaba? Uçabiliyor olmak, kuş olmak var, zorunda aynen, değilsin. Kanatlarımla uçuyorum böyle. X-Men'de bir tane karakter vardı hocam, biliyor musunuz? O karakter gibi mesela. Böyle beyaz bir tane kanadım var, öyle uçuyorum. Hadi yeni renk. Söyle bakalım. Yeşil. Var mıydı? Var. Birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Mesela bakması mı, söylemesi mi ya da sana işte eliyle şöyle dokunması mı? Bakması olabilir. Mesela onunla göz teması kurduk diyelim. Mesela ben de onunla karşı bir his hissediyorsam, o da bana bakıyorsa, ama mesela onda da olup olmadığını mesela anlayabiliyorum bazen. Gözler söylüyor gerçeği yani. Aynen. Peki çok mutlu olduğunda, çok neşeli olduğunda nasıl davranırsın? Ne yaparsın yani? Çok neşeli olduğunda çok böyle değişik hareketler, siz biliyorsunuz hocam. Böyle karavanda full böyle şey değişik hareketler yapıyorum. Gülüyorum falan. Çok mutlu olduğunda yani bayağı cıvkın çıkartıyorum. Yani çok şey, eğleniyorum kendimce. Sataşıyor musun yanındakilere evet. peki? Evet. Çok kaygılandın, çok gerildin diyelim. Bir şey oldu, bir ortam oldu. Evde de olabilir, fark etmez. Hangi cümle ya da kim seni sakinleştirir? Annem olabilir. Direkt ona derim hani, böyle bir şey olabilir mi ya da böyle bir şey var mıdır falan diye söyleyeyim. Hemen böyle annem bana işte öyle bir şey yok cümlesini almak için full mesela anneme soru sorarım. Yani. Güvendiğin insanlar sana güvendesin ya da sakin ol falan dediğinde o seni sakinleştiriyor mu? Evet. Sadece bir duyguyla yaşayacaksın hayatın boyunca. Hangi duyguyu seçersin? Bu duygu ne olur? Nasıl yani, duygular derken mesela kızgınlık, öfke, mutluluk, işte ağlamak gibi. Yeri geldiği zaman mutluluk da ağlamak da mesela, ağlamak yeri geldiği zaman çok fazla şey oluyorum böyle, hoşuma gidiyor. Yani hoşuma gidiyor dediğim, böyle içimi rahatlatıyorum ya, o çok güzel bir şey mesela. Ama mutluluk derim ya. Neşe mi? Aynen, neşe. Neye ağlar Yağız? Korktuğum şeyler olursa ağlarım ya da sevdiğim birini kaybetsem ağlarım. Ya da işte çok fazla öfkelenirsem ağlarım. Ne güldürür seni? Beni ne güldürür? Sevdiğim biriyle eğlenmek güldürür. Peki tek başınayken kendinle böyle ne yapmaktan çok keyif alırsın? Benim evde tek başımayken böyle en fazla keyif aldığım şeylerden birisi böyle taklit yapmayı çok seviyorum. Kendimce mesela işte sosyal medyada sen TikTok olur, Instagram'da falan gezerken böyle o gördüğüm şeylerin taklidini falan yapıyorum böyle bazen sıkıldığımda falan. İşte öyle kendimce şey yapıyorum. Peki şey şarkı gibi mi yoksa? İşte şarkı olur, gördüğüm işte o videodaki ses falanları öyle taklit falan yapıyorum. Ya güzelmiş. Başka renk alalım senden. Mavi. Yemekle aran nasıl? Gerçi bunun sohbetini yaptık Evet, biraz. Bu aralar bayağı iyi. Peki böyle en sevdiğin böyle şöyle gibi. Hani rejim yapıyorum ya da dikkat ediyorum ya da sağlıklı besleniyorum. Ama o yemek önüme geldiği zaman asla hayır diyemiyorum dediğin yemeğin ne? Kaşarlı soslu makarna olabilir. Kaşarlı soslu makarna. Çok severim. Kremalı makarna bayılırım yani. Hayır diyemem, imkansız. Peki sos ne sosu? Kaşarlı kremalı İşte makarna. İşte krema. Mantar krema var ya. Hı-hı. O çok seviyorum. Öf. Ben karabiber de çok severim ondan. Ağzım sulandı. Günlük hayatta en çok kullandığın kelime ne? Ya da cümle de olabilir. Aynen olabilir ya. Aynen. Ben bu ilk videoyu, yani bunu değil de ilk YouTube videosunu çektiğimde montaj yaparken şunu fark ettim. Dememek için. Yani. Ben de videolardayken videomu izleyenler anlamıştır belki. Üç kelimemden bir arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar. Sadece arkadaşlar kelimesi. Arkadaşlar da olabilir. Evet. Seninki arkadaşlar, evet. Benimki yani. Ama gerçi benimkini duymadılar. Ben çünkü onların hepsini kestim. Yani diye. Peki kendinle yakın arkadaş olsan?
Kendine ne tavsiye vermek istersin? Ya da ne söylemek istersin? Ben de birazcık böyle üşengeçlik var. Üşengeçliği bırak Yağız derdim ya. Çünkü bir tık var bende üşengeçlik. Mesela ödevlerde olur, projelerde olur. Bir tık oluyor ya. Üşengeçlik oluyor. Sorularıyla başlayalım. Biraz onunla ilgili Olur. sohbet edelim. Tamamdır. Kırmızı olsun mu oyunculuk Olsun. sorularımız? Tamam. Hadi geldi bile. Teşekkür ederiz efendim. Çok hızlısınız. Oyunculukla nasıl tanıştın? İlk oyunculuk nerede yaptın? İlk projem 1,5 yaşındayken Malefic reklamında olmuştu. Böyle kafamda sepet vardı, yürüyordum böyle. Görmüştüm ben onu. Yani ya Instagram'dan ya Batuhan abinden galiba. O göstermişti galiba. Oradan görmüştüm. Peki oyunculuk yaptığını hissettiğin ilk iş neydi? Profesyonel olarak yaptım, toz koparan diyebilirim. Çünkü diğerleri biraz daha kısaydı. Peki böyle düşündüğünde en çok senin böyle mutlu eden sahnen neydi? Ya ikinci sezon olabilir ya. İkinci sezondaki o şey kamp sahneleri bilmiyorum. Ben çok eğleniyordum. E tabii Survivor yapıyordunuz Hem sonuçta. Survivor'ı hem böyle o akşam olan işte kamp sahneleri falan. Onlar yani güzeldi. Peki en zorlandığın sahne neydi? Ya zorlandığım demeyeyim de en böyle duygu dolu böyle o sahneye kendimi kaptırdığım sahne galiba şeydi. Annemle ilk karşılaştığım sahne her kapıyı açıyorum anne diyorum. O sahne olabilir. Orayla ilgili bir şey söyleyelim mi? Olur. Orada ben işte Toz Koparan'ı izleyenler bilir. Dadısını ya da Aha. işte bakıcısını oynuyordum. O sahnede aslında yakını çekilirken karşısına ben vardım. Evet. Değil mi? Oradayken çok gözüm böyle dolmuştu, yaş falan geliyor. O Evet. çok güzeldi. Peki böyle oynayıp izledikten sonra ya bir daha oynasaymışım şu sahneyi dediğin bir sahnen oldu mu hiç? Oldu ya. O mektup okuma sahnemde daha iyi yapabilirdim diye düşünüyorum bazen. Annenin sana yazdığı mektup Aynen, sahnesi mi? evet. Güzel de oynamıştın aslında. He, hatırladım. Şey, ağlamakta zorlandığını hissettiğin için öyle Evet. hatırlıyorsun, değil mi? Ağlayamıyorum Dilara abla. Ağlayamıyorum Dilara abla. Ondan öyle hissediyorsun ama sonuç olarak güzel olmuştu. Ağlayamadığım için ağlıyordum. Hatırlıyorum onu ya. Ay evet ne anılar ya. Çok güzeldi Beyaz. Valla çok güzel sahneler çalıştık Evet. seninle. Çok güzel sahneler çektik Aynen karşılıklı. öyle. Sinan olmak deneyimi senin için nasıl bir şey? Tarif etsene bana biraz. Bambaşka ve zor bir karakter. Hem annesi ve babasından dolayı. Hem duygusal hem hırslı. Yani bayağı güzel bir karakter. Bir de zaten daha sonrasında iyi de oldu. Bir kötü oynadım. Ondan sonra başka bir sezon sonra iyi oynadım. Ya bu bir oyuncunun kendini gösterebileceği iyi şeylerden biri bence. Peki en çok hangi halini oynamayı seviyorsun Sinan'ın? Hırsında yenik düştüğü sahneleri seviyorum. Sonra babası ve annesiyle olan o duygusal sahneleri çok seviyorum. Sonra Vefa ile olan sahneleri çok güzel. Yani anlattığından şey anlıyorum. Böyle duygularını gösterdiği Heh, anlar. aynen. Evet, aynen öyle. Bir tane şey sahnesi vardı ya. Anneni özlediğin, böyle yürüdüğün, onun Hı. resmine bakıp ağladığın bir sahne vardı. Evet. Böyle uzun uzun yürüdün. Hatta klibi olmuştu Klibi onun. oldu, Değil evet. mi? O sahne çok güzeldi. Çok güzel sahnelerim var Yağız. Volkan'ı çekmişti o sahneyi galiba Evet. da. Volkan Özgümüş. Sevgiler olsun. Kiminle karşılıklı oynama fikri seni heyecanlandırır? Yani yurt dışından da olabilir, Türkiye'den de olabilir. Hiç fark etmez ama böyle şununla oynuyorsun Yağız. Bu işte şu da var karşında deseler heyecanlandıracak kişilerden böyle bir kişi, iki kişi, kaç kişi sayarsan. Hani bir tane ayı saldırısına uğruyordu. Ondan sonra Leonardo DiCaprio mu? evet. Leonardo Onun DiCaprio. filmin adı neydi? Filmin adı neydi? Dirilişmiş. Diriliş miydi? Mesela onda Oscar aldığı film evet, galiba, değil Oscar mi aldı. o? Ben Ondan bayıldım o filmde mesela bahsediyorsun. oyunculuğuna falan. Mesela onunla orada oynamak çok isterdim. Düşündüğünde şu rolü oynayacaksın deseler sana, nasıl bir rol oynamak istersin? Yani o duyguları deneyimliyoruz ya oynarken. Hastalığı olan mesela otizm hastalığı falan olan bir karakteri oynarım yani. Onu da kendimi göstermek isterdim mesela. Peki ne tarz filmler izlemekten hoşlanırsın? Yani böyle sevdiğin film tarzları neler? Türkiye'de yapılan şey filmleri hoşuma gidiyor. İşte biyografi filmleri olur ya. O filmler hoşuma gidiyor. Mesela gerçek hayatta yaşanmış şeylerin filmlerini izlemek hoşuma gidiyor. Gerçeğe dönük aksiyonlar. Mesela bu demin konuştuğumuz film gibi. Ha yani böyle gerçek andaki, hayattaki o Evet. aksiyon Öyle şeylerden daha da halinden. etkileniyorum böyle. Daha da hoşuma gidiyor böyle. Daha içine giriyorum şey.
Peki sizi izleyen çocuklar, gençler, hatta yetişkinler var. Onlarla böyle görüyorum, iletişimin iyi. Onların sana olan bu sevgisi sana ne hissettiriyor? Ben de onları çok seviyorum. Yani böyle bana yaptıkları videolar olur, klipler olur, işte editler olur, çok hoşuma gidiyor. Mesela ilk sezondayken ben kötüyü oynadığım zamanlar bazı küçük çocuklar böyle korkuyordu. Annesini falan arkasına saklıyordu Sinan olarak gördüğü için. Ya da böyle bazıları beni sevmiyordu falan böyle. Mesela hani böyle gözüktüğüm için demek ki ben onu, o karakteri onlara verebilmişim. Ben onu anlıyorum yani. O da benim için iyi bir şey. İlk başladığın zaman hatırlıyorum, konuşuyorduk seninle de. İzleyecekler ve kötü şeyler söyleyecekler ve bu aslında senin ne kadar başarılı olduğunu gösterecek diye. Hakikaten de ona geldi. Bazen böyle çok iyi olduğunu düşünüp eski hallerini özleyen yazanlar görüyorum ben. Evet. Değil mi? Öyle bir şeyler var. Ben de kötü oynamayı özledim ya. Özlüyorum. Gene arada hırsına yenik düşüyor Sinan canım. O konuda hiç şeyi yok yani. Doğru. Öfke problemi var yani. Peki, sette oyuncu harici hangi departmanda çalışıyor olmak istersin? Yönetmenlik. Yönetmenlik mi? Ya da görüntü yönetmeni olabilir. Daha eğlenceli geliyor. Daha hareketli değil mi? Aynen. Son soruma geliyorum. Hazır mıyız? 5 yıl sonraki kendine buradan bir mesaj vermeni istiyorum. Bu YouTube videosu kalırsa da, ki kalır. 5 yıl sonra beraber bakarız. Tamam. Ne söylemek istersin 5 yıl sonraki Yağız'a? Kendini hiç bozmadan güzel bir oyuncu ol derim. Hadi o zaman sen bana soru sor. Renk de seçebilirsin efendim. Hangi renkte hangi soruyu sormak istersin? Siz seçeceğim renk. Renk seçiyorum. Lacivert. Hocam, oyunculukta unutamadığınız bir an, tiyatro olur işte, oyunculuk olur, herhangi bir. İki tane var. Bir tanesi Amadeus oyunundayız, Devlet Tiyatrosu'nda. Arkada 60 kişi falanız. Böyle Can Gürsap yönetiyor, çok iyi oyuncular oynuyor falan. Ve biz böyle elimi şöyle, şöyle duruyoruz arkada donmuş bir şekilde. Ve böyle bir arkadaşımız birine bir şey söyledi. Fıs 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 diye. Ve hepimiz böyle donmuş peruklar, beyaz bir surat, kocaman kıyafet. Hepimiz böyle titremeye başladık. Ama seyirci var. Onu çaktırmamaya çalışmak böyle içe gülüp böyle gözyaşlarımız akıyor böyle. Ve beyaz makyajlarımız falan böyle gidiyor. Bir o an geldi aklıma. Bir de Lorca'nın Kanlı Düğün diye bir oyununda gelin oynuyorum. Ve şöyle bir şey var. Vatanım. Evet, arkadakiler biliyor bu hikayeyi. Gelinin de böyle bayağı acılı bir hikayesi var aslında. Bu kız da geliyor damadın annesine özür dileyecek. Beni affet ne olur ama işte beni şöyle yap böyle yap parçaları ben bittim zaten işte falan diye anlatırken ben bir anda unuttum lafı. Aa. Ve şöyle nasıl biliyor musun? Yerdeyim dizlerimin üzerinde yaparken lafı hatırlamaya çalışıyorum. Yani belki 5 saniyeydi. Hiç bilmiyorum ama bilirsin onu böyle Evet. unutma anı. Ve tiyatro olduğu için kestik baştan alalım falan deme şansım da yok. Böyle sürekli deyip kapanıyorum sonra tekrar kalkıyorum ama ben falan gibi şeyler yapıyorum. Bir yandan şakır şakır ağlıyorum sonra bir yerden bağladım. O da en unutamadığım anlardan biridir yani. Çok iyi. Peki geldiğin için, hayatımda olduğun için, varlığın için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet, 7 rengin ilk videosunun sonuna gelmiş olduk. İyi ki var Yağız Kılınç. Çok seviyorum Çok teşekkür onu. Ver elini ver. Oh. Nasıl ciddi olacağım şimdi ya? Of tamam. Çat 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 çat.